Evet gençler, bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için tarama testleri yayınladı. Bunlar sizin için önemli çünkü sınavda çıkma ihtimali olan sorular ya da bunlara benzer sorular sorabilirler. O yüzden bu soruları mutlaka çözelim. Çözemediğiniz soruları videodan izleyebilirsiniz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Şekildeki eşit kollu terazi dengede olduğuna göre x'in y türünden değil aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eşit kollu terazi olduğu için ve de dengede olduğu için her iki taraftaki yüklerin eşit olması gerekir. O zaman ne yapacağız? Sol taraftaki yüklere baktığımız zaman iki tane topumuz var ve her bir top 900x ağırlığındaymış. O zaman şöyle yazabiliriz. Sol taraftaki yük 2 çarpı 900x'tir. Sağ taraftaki yüke de baktığımız zaman 2, 4, 6 tane küpümüz var. 6 tane küp. Her bir küpte y ağırlığındaymış. Burada söylemiş. O zaman 6 çarpı y diyelim. Bunlar dengede olduğu için bunların birbirine eşit olması gerekir. Buradan arkadaşlar bizden neyi soruyor? X'in y türünden değerini soruyor. O zaman x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. X'i yalnız bırakmak istersek bu iki çarpım durumuna karşıya bölü olarak geçer. O zaman ne olur burası? 6y'yi 2'ye bölersek 3y yapar. Sonra ne yapacağız? X'i yalnız bırakmak için logaritmik fonksiyonu kullanacağız. Çünkü bu bir üstel fonksiyondur. A üzeri x fonksiyonu üstel fonksiyondur. Ne yapıyoruz bunu? Logaritmik fonksiyona çeviriyoruz. O zaman x eşittir logaritma. Yani şu 9'u buraya taban olarak alıyoruz. Logaritma 9 tabanında 3y yapar. Şimdi cevabımız bu aslında ama şıklarda bu yok. O yüzden bunu düzenleyip şıklardaki hangisine eşit bunu bulmamız gerekiyor. O zaman düzenleyelim. Logaritma 9 tabanında 3y'yi şöyle yazabiliriz. Bu 3y 3 çarpı y olduğu için biz logaritmada çarpımı toplam olarak ayırabiliyorduk. Logaritma 9 tabanında y yazdım. Logaritma 9 tabanında 3 yazdım. Bunların toplamı aynı parantez içerisinde çarpımlarına eşittir. Logaritmanın özelliği gereği. Burada 9 arkadaşlar 3 üzeri 2'dir. Logaritma 3 üzeri 2 tabanında 3 artı. Şurayı da yine logaritma 3 üzeri 2 tabanında y yazalım. Şuradan devam ediyorum. Şimdi burası 3 üzeri 2 tabanında diyor. Şimdi burası arkadaşlar şöyle yapıyorduk. Şurada üstünde 1 vardı. Şu üstleri birbirine bölerek başa alabiliyoruz. Yani devam edelim. Eymen bahçesine düz bir sıra boyunca belli aralıklarla ağaç dikmiştir ve her eninci ağacın birinci ağacı olan uzaklığını logaritma 2 tabanında en birim olarak tanımlamıştır. Buna göre Eymen'in diktiği 24. ağaç ile 3. ağaç arasındaki mesafe kaç birimdir? Şimdi 24. ağaça kadar ki mesafe 1. ağaçla 24. ağaç arasındaki mesafe hangi formülle bulunuyormuş? Logaritma 2 tabanında 24 yazacağız. O zaman şöyle yapabiliriz. Logaritma 2 tabanında 24. Bu 1. ağaçla da 24. ağaç arasındaki uzaklıktır. Şu bulduğumuz. Çünkü ne demiş? Herhangi bir ağacın 1. ağaca olan uzaklığını logaritma 2 tabanında en formülüyle bulabiliriz demiş. O yüzden logaritma 2 tabanında ne yaptık? 24 dedik. 24. ağacın 1. ağacı olan uzaklığını bulmak için. Aynı mantıkla 3. ağacın 1. ağacı olan uzaklığını bulalım yine. O da logaritma 2 tabanında en olduğu için logaritma 2 tabanında 3 oldu. Bu 24. ağaçla 3. ağaç arasındaki mesafeyi sorduğu için bunları birbirinden çıkartırsak aslında cevabı bulmuş oluruz. Biz şunu biliyoruz. Logaritma fonksiyonunda farkı bölüm olarak yazabiliyoruz. O yüzden logaritma 2 tabanında 24 bölü 3 yazalım. 24 bölü 3. Yukarıdaki verilen karelerdeki sayılar o karenin üstündeki iki çemberde bulunan sayıların toplamıdır. Neymiş? Şunların toplama şunu veriyormuş. Bunların toplama bunu veriyormuş gençler. Hemen yapalım. Logaritma 2 tabanına 4 nedir? Logaritma 2 tabanına 4. 2 üzeri 2'dir 4. O zaman bunlar eşit olduğu için 2'ler üstte eşit oluyor direkt. O zaman burası 2 oluyor direkt. Yani şu dairenin içerisindeki sayı 2'ymiş aslında. O zaman ne oldu burası? 2 artı a. 2 artı a eşitmiş neye? 1'e. Bunu yazdık. O zaman a buradan ne olur bu arada? Eksi 1 olur. Hemen yazalım. A'mız eksi 1'miş. Şimdi buraya bakalım. Logaritma 2 tabanında, şimdi şöyle yazalım, logaritma 2 tabanında 2 kök 2 diyor. Şimdi 2 kök 2 sayısını şurada bir kenarda inceleyelim. Kök 2 arkadaşlar üstte olarak yazmak istersek 2 çarpı kök 2 de 2 üzeri 1 bölü 2'dir. O zaman burada bunun üzerinde 1 var. Üstler toplanır. O zaman ne olacak burası? 2 üzeri 3 bölü 2 mi oldu? Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Topladık. 2 üzeri 3 bölü 2 yaptı. Buradan arkadaşlar burası ne oldu bakın. Üstlü olarak yazdık. Neden üstlü olarak yazıyoruz? Amacımız şu. Şuradaki 2 ile buradaki 2 eşit olduğu için direkt üstte eşit oluyor ya cevap. O yüzden cevabımız direkt buradan 3 bölü 2 çıkar. Yani şurası 3 bölü 2'miş şu daire. O zaman b artı 3 bölü 2 neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak. Onu da yazalım şuraya. b artı 3 bölü 2 eşittir 2'ye. Buradan 3 bölü 2 karşıya atalım. 1,5'tur yani 3 bölü 2. 2'den 1,5 çıkartırsak 0,5 kalır. Yani 1 bölü 2 kalır. B'miz 1 bölü 2. A'mız da eksi 1'di. Bunları arkadaşlar toplarsak eksi 1 ile toplamını soruyor çünkü A artı B'yi soruyor. Eksi 1 ile 1 bölü 2 toplarsak cevabımız eksi 1 bölü 2 yapar. Bolu cevabımız. Bir sonraki soruyla devam edelim. Beril, Sena ve Umay bilimsel hesap makinesi yardımıyla 1'den 100'e kadar 100 sayının farklı tabanlarda logaritma değerlerini hesaplayacaklardır. Bu sayıların Beril 2 tabanında, Sena 3 tabanında, Umay 5 tabanında logaritma değerlerini hesaplayarak değeri tam sayıya eşit olanların sonuçlarını deftere yazıyorlar. Şimdi burada kritik nokta şu. 1'den 100'e kadar Beril şöyle yazıyor. Logaritma 2 tabanında işte 1, 2 tabanında 2. Böyle gidiyor. Şimdi burada önemli olan şu. Değeri tam sayıya eşit olan sonuçları defterine yazıyor sadece. Şimdi değeri tam sayıya eşit olması için şu formatta olması gerekir. Beril'in yazdığı sayıların. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri n formatında olması gerekir. N'e istediğimiz değeri verebiliriz. O zaman 2 üzeri 0 gibi düşünürsek logaritma 2 tabanında 2 üzeri 0'dan başlayalım. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 1. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2. Nokta nokta kaça kadar geleceğiz? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 6'ya kadar geleceğiz. Şimdi neden 2 üzeri 6'ya kadar geldik? 2 üzeri 7 yazsaydık eğer 2 üzeri 7 128'e eşittir. O zaman o da ne olur o zaman? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 7 yazsaydık 2 tabanında 128 olurdu. Ama bizden ne istiyor? 100'e kadar olan sayıları yaz diyor. O yüzden bunu alamayız. O yüzden 2 üzeri 6'ya kadar geldik. Bu 64'tür. Bunda herhangi bir problem yok. Bundan sonra tam sayı gelmiyor zaten 100'e kadar. O yüzden bunları alacağız sadece. Belirli deftere sadece bunları yazıyor. Şimdi Sena için aynı mantıkla düşünürsek logaritma 3 tabanında 3 üzeri 0 yani 1 yine. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 1. 3 üzeri 2 nokta nokta. Logaritma kaça kadar gelecek? 3 tabanında 3 üzeri 4'e kadar gelecek. Neden 4'e kadar geldim? 3 üzeri 4 81'dir çünkü 100'den küçüktür. 3 üzeri 5 neden yazmadım? Çünkü 3 üzeri 5 243'tür. O da 100'den büyük bir sayıdır. Bizden 100'e kadar olan sayıları yazın diyor. Tamam, o zaman devam edelim yine aynı mantık. Umay'da, Umay'ın yazacağını da şuraya yazayım. Buraya sığmadı. Umay'da arkadaşlar logaritma 5 tabanında 1 yine. 5 üzeri 0 yani 1 aynı şey. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri 1. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri 2. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri 3'ü yazamıyorum. Çünkü 5 üzeri 3 125'tir. Bizden dediğim gibi şuradaki sayılar 100'e kadar olan sayılar olacağı için bu içeriye yazdığımız sayılar 100'den büyük sayıları yazamıyoruz. Tekrarlıyorum. O zaman arkadaşlar Beril'in yazdığı sayılar ne oldu? Şuradaki sayılar. Şimdi buradaki sayıların eşitleri nedir peki? Bakın üçünün bulduğu tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Bunlar nedir arkadaşlar? 2 tabanında 2 üzeri 0 sıfırdır. Üstleri eşitti ya. Yani şöyle diyebiliriz direkt. Şu 0 1 direkt üstlere eşitti. Çünkü tabanla şuradaki sayı aynıysa. O zaman buradan ne oldu bakın? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar olan sayıların toplamı olacak. Beril'in bulduğu tam sayıların toplamı. O zaman Beril'i yazalım hemen. Beril 0, 1, 2 artı nokta nokta 6'ya kadar olan sayıları bulmuş tam sayı olarak. Diğerleri tam sayı olmamış. Tam sayı değerlerinin toplamını sorduğum. Toplarsak arkadaşlar buradan 21 gelir. Aynı mantıkla Sena'yı bulalım. Sena'nın bulduğu sayılar burada şöyle yazalım. 3'leri 0. 0 geliyor. 1 geliyor. Kaça kadar? 4'e kadar. Yazalım hemen. 0, 1, 2, 3, 4. Bunları toplarsak 10 yapar. Bir de Umay'ın bulduğu sayılara bakalım. Umay da şunu yine 5 üzeri 0 olarak yazalım. 0, 1, 2. 0, 1, 2'yi toplarsak 0, 1, 2'yi toplarsak 3 yapar. Umay'ın bulduğu sayıların toplamı. 3'ünün bulduğu tüm sayıların toplamını sorduğu için bu 21, 10 daha 31, 3 daha 34 yapar arkadaşlar. Cevabımız. Cevabımız C şıkkı. Logaritma alt tabanında x demiş. Şimdi yazalım hemen. Şimdi bir kere logaritmalı eşitliklerde tabanların ya da şuradaki içerilerin aynı olması gerekiyor ki işlem yapabilelim. Şimdi bir kere zaten tabanları aynı vermiş. Basit bir soru aslında. Logaritma altı tabanında şimdi tabanlar aynıysa toplama yazmış. O zaman ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Farklı ne yapıyorduk? Bölüyorduk. Çarpacağız o zaman. Toplam olduğu için 2 çarpı x artı 1 eşittir. Şimdi burayı logaritma alt tabanına, burayı da logaritma alt tabanına yazalım ki tabanlar eşit olsun, oradan eşitliği kullanabilelim. O zaman logaritma, şu 2 sayısını logaritma altı tabanında 6 üzeri 2 olarak yazabiliriz. Biraz önceki özelliklerin benzerleri aslında. Şimdi 6 üzeri 2 yazdık. Çünkü neden? Şurayla şu tabanla şuradaki sayı aynıysa direkt üste eşit oluyordu ya, 2 oluyordu. O yüzden 6 üzeri 2 yazdım. 6 üzeri 2 de zaten 36'dır. Yani şöyle yazabiliriz. Şöyle yazabiliriz. Şunun yerine. Logaritma alt tabanında 36. Artı bir de şunu da yazalım. Artı. Logaritma alt tabanında 2. Şimdi tabanlar aynı, yine toplama var. O zaman çarpacağız. 36 çarpı 2 ne yapar? 72 yapar. Şuradan devam ediyorum. Şimdi sol tarafı yazıyorum aynen. Logaritma alt tabanında x çarpı x artı 1 eşittir. Sağ tarafı yazıyorum. Logaritma alt tabanında ne bulduk burayı? 36 çarpı 2'den 72 yapar. Bakın tabanlar aynı. O zaman içerileri de aynı olması gerekiyor. Yani x çarpı x artı 1 x çarpı x artı 1 eşit olacak 72'ye. X çarpı x artı 1 eşittir 72'ye. Şimdi ne ile bir fazlasını, hangi sayı ile bir fazlasını çarptığımız zaman 72 yapar? Onu düşünelim direkt. İkinci dereceden denklem falan bulmayla uğraşmayalım. 8 yazarsak 8 çarpı 9 72'dir. Bunu biliyoruz. O yüzden x eşittir 8 olması gerekir. Evet, şekilde ayrıtların uzunlukları logaritma 2 tabanında 81, logaritma 3 tabanında 25 ve logaritma 5 tabanında 32 birim olan içi boş bir dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutu verilmiştir. Bu kutunun içine en fazla kaç tane birim küp yerleştirilebilir? Şimdi burada bu soru sanki EBOB sorusu gibi görünüyor ama EBOB sorusu değil arkadaşlar. Şimdi en fazla kaç tane birim küp yerleştirilebilir diyor. Şimdi bunların içine birim küp yerleştirmek için şöyle düşünelim. Bunları birim küplere böleceğiz. Yani hep bir tam sayı olacak şekilde. O zaman arkadaşlar biz bunu tam sayı olacak şekilde bölmemiz gerekiyor. Yani logaritma 2 tabanında 81'i şöyle düşünebiliriz. Yani hangisi 1'e eşit? Bunu düşünmemiz lazım. Logaritma 2 tabanında 2 1'e eşit değil mi? Yani logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 2 şeklinde ayırırsak artı nokta nokta logaritma 2 tabanında 81'i ayırıyorum şu an. Şimdi kaça kadar yazmam lazım? Bir kere aralar artı koyduğum için birer birer ayırıyorum şu an. Artı koyduğum için bunların çarpımına bakmam lazım. Şimdi kaç tane 2'nin çarpımı 81'den küçük olur? Çünkü burada birim küpler ayıracağım için içerisine. Şimdi o zaman şöyle düşüneceğiz. Kaç tane olacak? Logaritma 2 tabanında 2 yazalım. Şöyle 2 üzeri 6 64'lük 2 üzeri 7 olsa 128 yapar. O yüzden 2 üzeri 6'ya kadar geliyor. Yani arkadaşlar burada 6 tane birim küp elde edebiliriz şurayı ayırdığımız zaman. O zaman arkadaşlar şu taban için söylüyorum. Şu ayrıt için söylüyorum. 6 tane birim küp elde edebiliriz. Yani 1 santimetre olacak şekilde, yani 1 birim olacak şekilde, kenarda 1 birim olacak şekilde ayırabiliriz burayı. O zaman 6 tane oradan geldi. Şöyle yazalım. 6. Şu ayrıttan 6 geldi. Aynı mantıkla yine logaritma 3 tabanında 25 de ayıralım. Şuraya yazayım onu da. Buraya sığdıramayacağım çünkü. Logaritma 3 tabanında 25'i, logaritma 3 tabanında 3, logaritma 3 tabanında 3. Bir tane daha logaritma 3 tabanında 3 yeterli olur zaten. Çünkü şu aralarda artı olduğu için çarparsak şu içeridir. 3, 3 çarpı 9, 9 kere 27 yaptı. Pardon. Bunu da alamıyoruz hatta. Tamam. 27 oldu. Olmadı. Yani o zaman sadece bu ikisini alacağız. Yani 2 tane. 2 tane de buradan geldi. Şöyle yapalım. 6 tane buradan, 2 tane buradan. Şimdi buraya bakalım. Logaritma 5 tabanında 5. 1 birim. Şimdi birim küp olduğu için hep 1 birim, 1 birim şeklinde yapıyorum. Mesela şöyle deseydi, ayrıtları 2'şer santimetre olan küp deseydi, o zaman hep bunları 2'ye eşit olacak şekilde ayarlayacaktım. 1 birim dediği için buralara eşit verdim ki 1 olsun buralar. Logaritma 5 tabanında 5, logaritma 5 tabanında 5 bir tane daha ekledim. Bir tane daha birim küp eklemiş oldum. O zaman ne oldu? Bakın 5 kere 5 25. Bir tane daha 5 alamam çünkü 5 üzeri 3 yapar. O da 125'tir. 32'yi geçmiş olurum. Buradan arkadaşlar kaç tane geldi? 2 tane gelmiş oldu. Şimdi 2 tane buradan, 2 tane buradan, 6 tane buradan geldi. Burada birim küp yerleştirme işinden bahsettiğim için, yani bir hacim var. 3 boyutlu bir cisim var. Hacimden bahsettiğim için ayrıtları çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü birim küp yerleştireceğiz içerisine. Bir kutu düşünün. Kutunun içerisine küçük küçük kutular koyuyoruz. O yüzden burada çarpma işlemi yapmamız gerekiyor. 6 çarpı 2 çarpı 2. 6, 2 ve 2 çarptık arkadaşlar. 24 tane birim küp yerleştirilebilir. Logaritma 2 tabanında x eşittir a olduğuna göre ifadesinin a cinsinden eşiti hangisidir? Evet, hemen ne yapıyoruz bu tarz sorularda? Şunu bir şekilde, şuradaki ifadeyi bir şekilde a cinsinden, yani a'ya benzetmemiz gerekiyor. Yani logaritma 2 tabanında x'e benzetmemiz lazım buradaki ifadeleri. Hemen benzetelim. Logaritma x tabanında 2 üzeri 2 yazıyorum. 4 gördüğüm yere 2 üzeri 2 yazdım. Amacım şu 2'yi başa alayım ki şuna benzesin. Logaritma artı logaritma 8'de 2 üzeri 3 olarak yazdım. X yazdım içeriye de. Şimdi bu üstleri başa alabiliyorduk zaten. Bunu başa aldık. 2 çarpı logaritma x tabanında 2. Artı logaritma şu 3'ü de başa aldım. Aşağıdaki üstü. 1 bölü 3 olarak gelir. 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında x. Tamam. Şimdi logaritma x tabanında 2 diyor. Burada logaritma 2 tabanında x'i vermiş bize a olarak. Logaritma 2 tabanında x a ise logaritma x tabanında 2 1 bölü a'dır. O zaman şöyle yazabilirim. 2 çarpı 1 bölü a artı 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında x zaten a'ydı. Onu da a yazdım buraya. Şuradan devam ediyorum. Evet, burayı düzenlersek 2 çarpı 1 2 yaptı. 2 bölü a artı a bölü 3. Payda eşitlersek burayı 3 ile burayı a ile genişletirsek 6 artı a kare bölü 3a yapar. Cevabımız yani Düzce. Bir bakteri türünün sayısı her 3 saatin sonunda 2 katına çıkmaktadır. Başlangıçtaki bakteri sayısı 150 olduğuna göre kaçıncı saatin sonunda bu bakteri türünün sayısı 4800 olur? Şimdi her 3 saatte 2 katına çıktığına göre 3'er saatlik dilimleri düşünecek olursak her 3 saatin sonunda 2 katına çıkıyor bakteri sayısı. Yani başta 150 ise sonra 3 saat sonra 300 oluyor. 3 saat sonra 600 oluyor. Yani 150 ekleye gitmiyoruz. Her saatin sonunda bir önceki 3 saatin 2 katına çıkıyor. O yüzden burada üssel fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Çünkü üssel olarak artıyor. Yani başlangıçtaki bakteri miktarı a ise 3 saat sonra 2 katına çıkıyor. Bir 3 saat sonra daha bir daha 2 katına çıkıyor. Kaç tane 2 geçtiği belli değil şu an. O yüzden burada bakın x dersek buraya, yani kullanmamız gereken fonksiyon üssel fonksiyon. Şimdi o zaman ne yapacağız? Başlangıçtaki faktöriyel sayısı belli. 150. 150 çarpı 2 üzeri x eşittir. Neye eşit olmuş? Kaç saatin sonra? Faktöriyel sayısı 4008 oluyor. 4008'e eşit olur. Ne zaman? Şimdi bunu hemen bulalım. 2 üzeri x'i. 2 üzeri x'i yalnız bırakırsak, bunu çarpım durumunda karşıya böyle olarak attık. 4800 arkadaşlar 150'ye bölersek 32 yapar. Kalemim nereye gitti? 4800 arkadaşlar 150'ye bölersek 32 yapar. 2 üzeri x 32 ise 2 üzeri neyi 32'dir arkadaşlar? 2 üzeri 5 32'dir. O zaman x eşittir 5 olması gerekir. Şimdi bu cevabımız 5 değil yalnız. Çünkü her 3 saatin sonunda 2 katına çıkıyordu. O zaman kaç tane 3 saat geçmiş onu bulduk biz. 5 tane 3 saat geçmiş. O zaman arkadaşlar kaç saat geçmiş oldu? 15 saat geçmiş oldu. O yüzden cevabımız 15 olacak. Evet. Ada'nın kumbarasında başlangıçta bir miktar para varmış. Ada her ay kumbarasına bir miktar para attıktan sonra kumbaradaki para para miktarı önceki miktarın 3 katı olmaktadır. Bakın yine burada üstsel fonksiyon var. Her ay kumbarasına para atıyor belli bir miktar. Bir önceki miktarın 3 katı oluyor her seferinde. Yani formülümüz yine aslında benziyor. Yani başlangıçtaki miktarı A dersek her seferinde 3 katı oluyor ya. O zaman 3 üzeri x kaç ay geçtiği belli değil. X'inci ayda biriken parayı vermiş zaten. 3 üzeri x. X'inci ayda biriken para neymiş? 3 üzeri x artı 4'müş. Her seferinde 3 kat artacağı için üstsel fonksiyon yaptık. Ve buradan arkadaşlar neyi bulacağız? Başlangıçtaki parayı soruyor zaten. Başlangıçtaki parayı biz a dedik. Başlangıçtaki paranın her seferinde 3 katını alacağımız için 3 üzeri x dedik. 3 üzeri x artı 4'e eşit dedik. Çünkü x'in a'yla biriken para 3 üzeri x artı 4'müş. Buradan a'yı bulalım. Burada arkadaşlar şunu yaparsak a eşittir. İşte a çarpı 3 üzeri x. Hatta şöyle yapalım. Bu 3 üzeri x'i karşıya böyle olarak atalım. A eşittir 3 üzeri x artı 4 bölü 3 üzeri x mi oldu? Burada arkadaşlar tabanlar aynı olduğu için üstleri birbirinden çıkartıyorduk bölme işleminde. Tabanlar aynı. Üstlü sayılarda ne yapıyoruz? Üstleri birbirinden çıkartacağız. 3 üzeri x artı 4. X artı 4'ten x çıkartırsak x'ler gider direkt zaten. Sadece ne kalır? 4 kalır. O zaman 3 üzeri 4 mi oldu? 3 üzeri 4 de arkadaşlar 81 yapar.